Merhaba arkadaşlar, Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için bir fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına da ben niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz, bu ara ne konuda, hangi konuda ne duymaya ihtiyacınız var ise onun adına niyetlenin. Bakalım bugün fincanımız bize neler söyleyecek. Hep beraber bir dinleyelim. Umarım da güzel şeyler çıksın. YouTube üzerinden bana çok güzel yorum yazan arkadaşlarımız var ve beni her gün izliyorlar, takip ediyorlar mutlaka. Buradan bütün izleyenlerime selamlar. Hepinize merhaba. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Yazdığınız yorumları mutlaka dinliyorum, okuyorum, gözden geçiriyorum. Eleştirilerinizi özellikle gözden geçiriyorum. Nereden ulaşacağız diye yeni katılan arkadaşlarımız soruyorlar. Buket'le Kahve Falı Instagram hesabından bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi bakalım. Bu arada biblioları çok beğenmişsiniz. Teşekkür ederim. Şimdi açıyorum hemen. Neler varmış? Bize bugün neler söyleyecek bu fincanımız? Şimdi evet bakın. Tam şöyle yaparsam belki görülebilir. Arkadaşlar yalnız öyle böyle değil ya. Bunu kesinlikle görmenizi isterim ya. Şu sivrilmiş gözü görebiliyor musunuz? Bakın tam şurada tarif etmeye çalıştığım mahlukat. Evet bakın şu an çok net görünüyor. Orada öyle bir sivrilmiş bir göz var ki inanılır gibi değil. Göz gördüğümde bu kadar da çok net bir şekilde o öyle bir çubuk koymuşsun gibi. Çok enteresan. Evet bakın sivriliğine. Çubuk koymuşsunuz gibi çok enteresan bir şekil çıktı. Şaka gibi ya. Ben bu insanları anlamıyorum bazen. Hani bir insan niçin bu kadar art niyetlerle bir insanın yuvasına, hanesine zarar vermek ister ki? Şu iki göze bakın. Benim canım sıkıldı şu an. Canım sıkıldı şu an. Çünkü çok sivri ve ama yani Allah'tan ki falınız çok temiz. Ben sadece bu insanın bu gözden dolayı yaşamış olduğu geçmişe üzüldüm. Çünkü bu insanın gözü gerçekten kem gözlü. Hani böyle mavi gözlerden nazar çabuk erer denilir de. Böyle her bir şey yani bir insan bazen bir haneye girer. O haneden çıktıktan sonra hane sahibinin hiç olmayan kazalar yaşar. Süpürgesi bozulur, makinesi bozulur işte. En sevdiği yıllardır kullandığı ama hiçbir çiziği olmayan yemek takımı çatlar ortadan ikiye falan böyle. Hani buna benzer bir nazarın olduğunu bildiğiniz bir kişi tarafından. Haneniz öylesi bir nazar almış ki yani insanı çatlatacak cinsten. Neyse ki geçmiş olsun. Hanenizi gerçekten aydınlatmışsınız. Bu insandan nasıl kurtulabildiğinizi bilmiyorum ama bu tamamen kurtulabilmişlik üzerine bir fal. Kaldı ki bir karışıklığınızı çok net görüyorum. Bu karışıklık 3 kişinin bir araya gelip de bir masaya yatırmıştınız bir konuyu. Şöyle olur böyle olur bıt 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 aman Allah'ım iki kişi o kadar çok net her dediği plak bozuk plak sürekli aynı şeyleri söylüyor yani iki tane bozuk plak var tam karşınızda siz de böyle öyle güzel bir destek almışsınız ki iki kişiden mesela örnek vereceğim şimdi arkanızdan destek aldığınız kişi anne babanızdır karşınızdaki bıt bıtlayanlar ise kardeşlerinizdir. Siz zaten bir büyük olarak bu kardeşleri anne babanızın da razı olduğu bazı durumları çok net bir şekilde dimdik ayakları üzerinde durup da izah ediyorsunuz. Fakat karşınızdaki o iki insan bozuk plak. Bunu lütfen iş yerine yorabilirsiniz. Hayatınıza göre. Aile hayatınıza yorabilirsiniz. Arkadaşlıktır bu. Böylesi bir durum içerisindesiniz. Bunu çok net yansıtmış fincanınız bana. Ha burada bir karışıklığınız daha var. 4 kişi beraber bir oturmanız söz konusu. 4 kişi bir şeylerin ters giden bazı şeyleri oturup herkes ama eteğindeki taşları dökecek. Gizli hiçbir şey kalmayacak. Sadece 4 kişi kapalı kapılar arkasında kalıp bir şeyleri aklama, bir şeyleri konuşma hali çok net çıkmış. Bu arada size 4 kişinin nifak sokan bir kişinin de ortaya çıkacak. Yani bu dörtlü konuşunca aa diyeceksiniz şu var ya bu meğerse nifak sokmuş. Yani bunun dedikodusu ya da yalanları bir şekilde ortaya çıkacak bilginiz olsun. O insan da aman ha sakın bu dörtlü yan yana gelmesin de benim de ortaya sıkıştırdığım şeyler ortaya çıkacak dermişçesine açıkçası. Kenarda duruyor. Böyle bir durum var ama ortaya çıkacak yani o geçmiş olsun o kişiye. Çünkü 4 kişinin inanmıyorum sana da mı bunu dedi yok canım bana böyle söyledi falan diye bir yüzleşme ortamında
Dört kişi haricinde bir kişinin ortalığı karıştırdığı ortaya çıkacak. Bunu çok net görüyorum. Bakın, bir ejderha gibi, bu bir dinozor gibi, bu değişik bir hayvan şekli uçabiliyor ama kocaman bir nasip, kocaman bir kısmet. Ayakları çıkmış, böyle tavuk ayağı gibi görüyorum ben bunları. Böylesi bir ama büyük tavuk değil yani bu. Büyük bir kısmetiniz var. Ki altında resmen şey gibi, hani böyle haber taşıyan güvercinler vardır ya, ayaklarına bağlamış bir şey, bir haber. Bir haberiniz gelecek ki inanılmaz kısmetli. Yani bu falda unutmayın, eli kulağında. Sanıyorum ki bir üç vakit var. Üç vakit dediğim ama yakın bir zaman bu üç vakit. Yani 3 hafta diyebilirim. 3. ay mı? Hani bir şeydir bu. Siz 3-5 yıl beklersiniz de 3. ay gerçekleşecektir. 3 ay desek doğru olabilir mi? O kadar yakın ki yani 3 ay gibi zaman zarfı da değil. Yani böyle bir de var. Yani 13. gün, 13. 1. ayın 3'ünde. Böyle bir, hani bunu bir kombinleyin kendinizce. Beklediğiniz şey her neyse çok net bir şekilde güzel. Bir rakamı var, 3 rakamı var. 3. ayın 10'unda, o 3 ay sonra, 13. gün, 13 gün sonra vesaire. Böylesi bir durumda inanılmaz kısmetli bir haberiniz geliyor haneye. Ay çok güzel bir karşılıklı bir durum söz konusu. Ay bir platonik gibi. Bir insanın A harfi bu. Bir insanı mı hayal ettiniz? Gelsin diye mi bekliyorsunuz? Bir A harfi bu, T harfi diyebilirim. Hatta bunun içinde Ç harfi var. Çok güzel ya. Böylesi bir insanla bir hayal edişiniz ve sonrasında bir mutlu oluşunuz var. Çok da güzel bir kısmet gelecek. Arabanızı görüyor musunuz? Arabanızı, iki kişi üstüne çıkmış gibi, araba gibi, arabayı niyetlenmeniz gibi. Önünde de bir koç çıkmış. Bir araba alıp da koç mu, bir adak mı dilediniz? Araba almayı niyetlendiğinizde hani bu koç, o yüzden mi görüyorum? Dileğiniz bu olduğu için mi? Net bir şekilde iki kişi üstüne çıkmış dedim ama hayır, o baştaki resmen bir koç boynuzları da çıkmış. Bakın şöyle yaklaştırırsam boynuzu siz de benzeteceksinizdir. Yani çok güzel bir araba. Hanede, haneye gelmekte tertemiz bir şekilde. Bu hanenin rızkında bir araba var arkadaşlar. Çok güzel. Siz bunu gerçekleştireceksiniz. Yani ya dileğiniz olduğu için koçu görüyorumdur ya da ki aldıktan sonra bir niyetiniz vardır da kestireceksinizdir ama çok temiz, alacağınız peş peşe kısmetleriniz çıkmış güzel aydınlıkta. Bu gözü olan insanı siz tamamen hayatınızdan çıkartmışsınız. Çok da güzel. Geçmişinizde yaşadığınız sıkıntıları evinize bakın şimdi, ekarte ettiğiniz göreceksiniz. Kocaman bir ay doğmuş. Hatta şöyle bakarsam çok da güzel bir şekilde bir haber. Haber sonrası bir aydınlanma. Kısmetli bir fal. Bakalım tabağınız neler söyleyecek. Çok enteresan süzüldü. Evliliğinizle alakalı. Yüzük bekleyenler evlenirsiniz. İkinci evliliği de yaparsınız. Bekar olan arkadaşlarım için söylüyorum. Hanenin tam üstünde kocaman iki kişi var. Üç kişinin de sizi dahil oluşu, sizi destekleyişi, cemiyet kalabalığınız. Çok güzel ya. Maşallah. Maşallah, bu fal bir an önce çıkar mı? Gerçekten güzel çünkü. Gerçi ben bütün falların bir an önce çıksın diyorum. Hani şimdi her zaman bana diyorlar ki neden hep pozitifsin? Yani zaten herkes dertli. Yani herkes, ben dahil, dünyadaki tüm insanların bir uğraşı, bir problemi, bir üzüntüsü mutlaka var. Zaten fincanda da gördüğüm o üzüntü var yani, çok kötüsünüz, çok mutsuzsunuz, çok kötüsünüz, çok üzgünsünüz değil mi? Bir anlamı yok. Çünkü bu üzgünlüğü böyle savaş veren güçlüklerle, mücadeleyle o kötü günleri geride bırakmaya çalışan bir uğraş var burada. Bunu görüyorum. Şimdi ben burada çok kötüsünüz demek yerine evet kötüymüşsünüz ama geçeceksiniz kısmını anlatmak istiyorum. Çünkü siz zaten eşinizden, dostunuzdan, eşinizden yani hanımınızdan, kocanızdan, abinizden, ablanızdan, dost bildiğinizden bir şekilde zaten bu sırta bir bıçak sokmuşlar. O yüzden bu insan böyle kötü. Şu an mutsuz, evet. Fakat ne var? Ben burayı anlatmıyorum. Ben şuraları anlatıyorum. O yüzden de olumlu pozitif
düşün yani pozitif yansıyor. Çünkü hayatta böyle dertler evet vardır. Herkesin bir uğraşı ama bir uğraş içerisindeyiz ve bir gün elbette ki geçecek. Ben de hangi çabayla ne olacağını anlatıyorum. Bu da benim tarzım arkadaşlar. O yüzden çok pozitifsiniz. Hep pozitifsiniz yani. Diyen benden kötü haberler bekleyen arkadaşlarım için üzgünüm. Ben herhalde hep pozitif yorumlar yapacağım. Ben de böyleyim. Bu da benim tarzım olsun. Şimdi burada iki kişinin büyük çabası var. Bakın yani burada hatta bir üç kişi büyük çabalamış. Bu üç kişi böyle kanırta, kanırta, kanırta resmen bir yukarıya zirveye çıkışınız var. Nazarınız var. Bakın çok ağırlığınız var hatta. Sizin bu hayatı merdiven merdiven yukarıya çıkarken şu iki kişi size hep desteklemiş. Şu kişi de annedir, babadır, arkadaştır, abidir bilmiyorum. Uzun boylu bir insan. Şey gibi sizi çok sevmiş ama hiçbir zaman seni çok seviyorum diyememiş biri bu. Hani böyle o kadar duvar gibi dimdik duruyor ki uzun boylu görüyorsunuz. Bu insan belki de sizi bu zincirden, bu düğümden, onun anahtarı belki de sizi bu düğümden kurtaracak. Ama hiç de bir kere de demeyecek ki ben de sana anahtar verdim, sen de git burayı çöz. Gördün mü? Benim anahtarımı sen gittin çözdün. Ya da seni ölümüne seviyorum. Ama bir kere de merhaba belki de yani hani seni seviyorum bile demez. Oysa ki sizi ölümüne sever. Böylesi bir insanın desteği çok net. Hani böyle çok güzel üç insan bu insanlar. Sizin çevrenizde hep sizin iyiliğiniz için didinmiş ya da iyi olmanızı isteyen insanlar. Cemiyet kalabalığınız çok temiz. Karşınızda bir insan var. Size şuradaki temiz hayatı vaat ediyor. Bu insan eline işini almış, geçmişte sıkıntılarını bırakmış. Aile vetosu görmüyorum. Çok temiz bir gönül ilişkisi görüyorum. Tertemiz bir yuva var. Bir tren görüyorum. Lokomotif çıkmış bir tren yolculuğu düşünüyor olabilirsiniz. Haneniz temiz ve aydınlıktı arkadaşlar. Güzel şeyler dileyin. Umudunuzu da yitirmeyin. Yani umutsuz yaşanmaz. Ben her gün yeni bir video yüklüyorum. Her gün yeni videomda da, yeni fallarımda da hep diyorum ki güzel söyledim her şey. Hemen çıksın inşallah. Sizlerin olsun. Dilerim, temennim bu. Ki sağlık önemli. Şu süreçte özellikle. Yorum yapan ellerinize sağlık. Gönlünüze sağlık. Sizden aldığım enerjiyle devam ediyorum yoluma. Nereden ulaşacağız diye merak ediyor arkadaşlar. Bazen yeni katılan arkadaşlarımız. Buket'te kahve falı Instagram hesabından bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Yarın yeni bir video ile karşınızda olacağım. Dilerim ki güzel söyledim. Her şey tez vakitte çıksın. Sağlıkla kalın temennimle. Hoşça kalın arkadaşlar. Yarın görüşürüz.